Efendim bir haftalık aradan sonra tekrar merhabalar. Espor programında bugün yine Osman Cemal'la birlikte haftanın gelişen Eskişehir'de yaşanan ve Eskişehir Spor'daki gelişen gelişmeleri değerlendireceğiz. Programın başında hemen hocaların hocası Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nin kurucusu, Eskişehir İktisadi Bilimler Akademisi'nin kurucusu Orhan hocamız biliyorsunuz rahmetli olmuştu. Dün Eskişehir'de yapılan törenden toprağa verildi. Hocaların hocası sevgili rahmetli Orhan hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Tüm sevanları da başarılı diliyorum. Tabi aynı zamanda yine hafta içerisinde yıllardır Eskişehir'de spor yorumcuda tanınan, yaptığı spor programlarıyla konuşulan değerli Şükrü abimiz, Şükrü hocamız vefat etmişti. Kendisine de Allah'tan rahmet, sevenlere de başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Evet, şimdi haftanın, geçen hafta Buca'da oynadı Eskişehir Spor. Buca karşısında beklenen futbolu sergileyemedi. Farklı bir mağlubiyet aldı kendi sahasında. Şimdi zaman zaman Osman abi seninle konuşuyorduk. Sevgili teknik direktörümüz, işine görevine son verilen teknik direktörümüz Cem Karaca. Bu takım bizim grupta en çok gol atan takım. En çok gol atan takımımız diyordu. Evet. Buca maçından önce. Arkasından artık bu ligde zor maçlar geride kaldı. Bundan sonraki takımlar bizim dişimize göre takımlar ve bu takımlarla iyi sonuçlar alabiliriz diye bir açıklaması olmuştu. Şimdi bunu söylemiş, bunu söyleyen bir hoca o söyleminden yaklaşık 2 hafta önce, 2 hafta veya 3 hafta önce söylemişti bunu. 18 tane gol yedi. Yani en çok gol atan takım dediği Eskişehir Spor bu sefer tam tersi en çok gol yiyen takım oldu. 18 tane gol. Yani Buca maçında burada kendi sahanda 6 tane gol yiyorsun. Ondan önceki hafta öyle, ondan önceki hafta öyle. Hani niye iyi başladı dedik ama o zaman da hatırlıyorsun konuştuk. O maçta Karacabey maçı öncesi Karacabey'i yendik geldik. Ben Karacabey galibiyetinden sonra da hem gazetedeki köşe yazarımda hem de buradaki spor programında da söylemiştim. Kimseye aldanmasın. İlk maçlar takımlar birbirini tanıyınca, futbolcular birbirini tanıyınca kadar bir süre geçer. İlk 3-4 haftadan sonra ancak takımlar oturur. Bu galibiyet çok da abartılmasın demiştim. Ama nedense maalesef o galibiyetten sonra şehirdeki tüm gazeteci arkadaşlarımız, meslektaşlarım o galibiyeti sanki Eskişehir Spor Fenerbahçe'yi yenmiş gibi görerek çok önemsediler. Büyük bir başarı olarak gösterdiler. Ondan sonra gördük ki o maçtan sonra bir de kendi önünde beraberle kaldı bir maç var. Arkasından tüm maçlar olumsuz da neticelendi ve Eskişehir Spor şu anda bir puanla ligin en altında yer alıyor. Şimdi diyecekler ki en altında Kastamonu Spor var. Aslında Kastamonu Spor bu sene maçlarını dondurmuştu. Federasyon münazara etti, yaşanan sert felaketinden dolayı çok büyük olumsuzlar yaşadık. Biz bu sene liglerde oynamak istemiyoruz diye Merkez Futbol Federasyonu'na dilekçe vermiştim. Futbol Federasyonu'nda Kastamonu Spor'un bu talebini olumlu karşıladı. Kastamonu Spor şu anda maçlarını dondurmuş. Kastamonu Spor şu anda yok gibi farz edeceğiz. Onun için de Eskişehir Spor şu anda ligin en altında bir takım. Buradan kurtulur mu? Buradan tekrar üstüne tırmanabilir mi? Yeni hoca değiştiği söz konusu oldu. İşte dedik biz seninle hep geçen sezondan beri hep söylüyoruz. Eskişehir hocalar olsun, Eskişehir hocalar olsun. Artık yeter. Bu takımı Eskişehir hocalara teslim edin diye. Yine sözden başta gittiler Cem Karaca'ya. Mustafa Özer'in yardımcısı bir de Cem Karaca. Mustafa Özer'in yardımcısına kulübü takımı teslim ettiler. Ve gördük ki 8 haftada hani beklenen bir başarı yok. Ve en çok gol atan takım bir de takımda şu anda en çok gol yiyen takım oldu. Geçen sene de hocam Fuat Cengiz hocama hocam çok gurur yiyoruz diye göndermişlerdi. Bakın bu sene işte yine 6 tane her maçta 6 tane, 5 tane, 4 tane gol yiyoruz.
Tabii şimdi yeni hoca geldi, Suat Hoca geldi. Tabii ki söyledik, Cem Karaca'nın o sezon başından beri hatta söylüyoruz. Hatta senden Mustafa, pardon Mehmet Başkanı, Mehmet Şimşek Başkanı ziyaretimize de söyledik Eskişehir hocaları getirin diye. Şimdi ne olduğunu, ne yaptığını 8 Aralık'ta gördük Cem Karaca'nın. Keşke hani bu 3 hafta sonra falan bu başarısızlık görülünce gönderseydi. Belki Suat Hoca daha önce gelip takım başına geçmiş olsaydı. 8 Aralık'ta boşa geçen bir zaman. Hani şu an 1 puan olan bir takımı Suat Hoca alıp da nereye götürebilir? Ne yapabilir? Tabii önümüzdeki günlerde, önümüzdeki haftalarda göreceğiz bunu. Bir de tabii kendisine de başarılar diyelim. Eskişehirspor'u çok yakın tanıyan bir hoca değil ama en azından bizim bulunduğumuz ligi tanıyan hocalardan bir tanesi. Bir de tabii şimdi her gelir gelmez çok koşan bir takım olması lazım demiş. Aslında herhalde onu söylemeyi unutmuşlar. Şu anda Eskişehirspor'da top oynayan çocukların hepsi de çok koşan çocuklar. Yani takımı koşarak bozuyor. Kondisyon yönünden çok fazla bir sıkıntı yok. Teknik olarak yaşanan bir sıkıntı var. O tekniği oturtması lazım Eskişehirspor'a. Hangi futbolcunun nerede duracağı, savunmanın nerede duracağı konusunda. Kendisine başarılar dilerim. İnşallah Eskişehirspor'da başarılı olur. Ha bir de 5 tarafından yardımcı hoca getirmiş yanında. Ben köşemde yazdım bunu. En azından bu hocalardan iki tanesi Eskişehir'de olmalıydı. Yani Eskişehir'de Eskişehirspor'un altyapısı, Eskişehirspor'u teslim edeceğin en azından birinci hoca olarak değil de ikinci olarak teslim edeceğin bir hocalar da mı yok Eskişehir'de? Bu futbolcuları yakından tanıyan, futbolcuları bilen en azından Suat Hoca'ya atıyorum Osman'ın şöyle bir yeteneği var, Sadi'nin böyle bir yeteneği var diye en azından tüyo verirlerdi. Hoca ona göre o çocukları izleyebilirdi. Neyse artık olmuş. Suat Hoca yanında 5 lirada yardımcı getirdi. Hayırlı olsun diyelim. Allah işine rast getirsin. İnşallah Eskişehirspor'u beklediğimiz, umduğumuz puan ve puanlarla tanıştır diyelim. Evet, sen nasıl görüyorsun, nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi tabii ki seninle aynı düşünceler içerisindeyim. Zaten hani aklın yolu bir. Yani. Bir de yıllardan beri futbolun içinde olan insanlar bu durumu net olarak görüyor. Şimdi şöyle biraz geriye saralım istersen takvimleri. Alpay Özalan. İlk Alpay Özalan'la başladı bizim. Evet. Yani deneyimsiz, acemi demek istemiyorum. Deneyimsiz hoca faslı öyle başladı. Düşün, şimdi sen önemli bir ameliyata gireceksin. Bypass gibi. Evet. Tıp fakültesini bitirmiş bir öğrencinin, bir cerrahın. Yatar mısın neşlerinin altına? Evet. Şimdi Alpay'dan sonra tabii bir Mustafa Denizli deneyimi yaşadık ki o doğru bir karardı. Yalnız o da heyecanını yitirmişti. Ayağımıza gelen kısmeti bitirdik. Orada Alpay'ın tabii büyük şeyleri var, günahı var. Ama şimdi bak 6 ayda neler yapıyor ama. Yani. Tabii Alpay'ın orada sen İzmir'de takımı sağdan çekmesi, hani sadece 3 puan tabii kaybetmekle kalmadık. Bir 3 puan da ceza gelmişti. Evet. O 3 bizim puan olsaydı belki biz playoff oynamadan direkt şampiyonduk yani. Süper Lig'e çıkmamızı o engelledi. Evet. Tarihi bir hata. Tarihi bir hata. Bunlar tabii hani hafızayı beşer nisyanı ile malüldür deseler de eskiler, biz unutmuyoruz bunları. Aynen. Yani bunlar tarihe geçen hatalar, önemli hatalar. Ondan sonra Mustafa Akgören, tribünlerden geldim, eyvallah. Daha evvel hem Halil Ünal'ın hem Mesut Hoşça'nın yönetimlerinde çalıştı. Deneyimli bir teknik adam ama o da basın toplantılarında öyle gaflar yaptı ki Eskişehir'de hoca var mı dedi. Hatırlıyorsun canlı yayında Eskişehir'de. Yani işte bu sözüyle zaten Eskişehir'deki futboldan haberi olmadığını gösterdi net. Hiç beklenmedik bir hoca geldi. Mustafa Özer. Evet. Mustafa Özer'in o zaman hep CV'sini izledik, haber yaptık falan. Çok kısa bir Ordu Spor'da bir hocalığı var. 2-3 aylık. Evet. Onun haricinde hatta bir duyumlarımıza göre meclisteki milletvekili takımını çalıştırıyormuş diye duyduk. Bir tevatür ne dersen de. Ve gereken bir de
Coşkun Demirbak'ın elinden gelen bir kadro vardı. O kadro güçlüydü. Tabii. Mustafa Özer'in evet. elindeki kadro güçlüydü. Evet. Yani Eskişehir Spor formasını geçmişte giymiş, kaptanlığa kadar yükselmiş ama hep söylüyoruz teknik adamlık çok farklı bir şey. Hep söylüyoruz teknik adam yani en başta bir sağlam bir karakter lazım. Bu birinci kural. Ondan sonra dediğin gibi bir liderlik. Liderlik çok önemli bir vasıf. Mesela dedi bir Rıdvan, daha birçok futbolcu var. Hani Sergen mesela şeyde Beşiktaş'ta neler yapıyor hocam? Sergen yeni kendini kanıtlamaya başladı. Geçtiğimiz yıllarda hiçbir sezonu bitiremiyordu. Bak kabul ediyorum. Şimdi kendini ama Beşiktaş'a gelince Beşiktaş'ta farklı. Yani evet kendini kanıtladı yani evet. teknik anlamda ama şu anda onlar da iyi gitmiyor. Sonuçta uzun süre Mustafa Özer'e tahammül edildi. Hatta ben şurada genel olarak şeylerini bile çıkarttım. Bak kaç maç dayanılmış mesela Mustafa Özer'e. Tam 21 maç kalmış takımın başında. 21 maç. Evet. Ve onunla başlayan bir periyot var. Son galibiyetimizi biz 2 Şubat 2020'de Bursa Spor karşısına almıştık. Bursa'da yenmiştik. Mucize bir golle, evet. tek golle bir daha 90 dakika bizim kalemizde. Bunları aynen. hatırlamakta yarar var. Sonra kaldı, çok şans tanındı, ona sabredildi dediğin gibi ve hoca değişikliğine gitmek zorunda kaldı yönetim başkan. Ve bu sefer adını ben şahsen duymamıştık. Yani evet. açık söyleyelim Mustafa aynen. Özer'in yardımcısı olabilir de ilham var. İlan verin kimlik olarak, kişilik olarak bak hiç evet, sözüm yok. Çok saygılı, yok. Evet. düzgün, lafını hala, sözünü bilen. Eskişehir Spor'dan gitti neredeyse bir sene oldu. Zaman zaman görüşürüz, halatır sorar ya. Hakkını teslim evet. edelim. Ben de yani aynı şeyi düşünüyorum. Biz o kadar eleştirdik seninle birlikte evet, o evet. kadar. En küçük bir saygısızlığını Hayır. duymadık yani. Evet. Çünkü insan tahammül çok önemli. Sabır önemli yani her işte, her branşta. Daha sonra İlhan Varla da... Şu an bak bir takımın başında yok veya bir takım çalıştıran bir hocanın yanında yardımcı hocalık bile yapmıyor İlhan Hoca. İlhan, tabii yani aslında Erzurum Spor'a gitti Yılmaz Vural'da. Yılmaz Vural'da ayrıldılar oradan. Evet. İlhan Hoca'ya da 13 maç tahammül ettiler. Bu 13 maçta yine bir 4 beraberliği var, 9 yenilgisi var. 4 puan alabilmiş o zaman. Yolu açık olsun dedik. Ben de telefonla evet. konuştum. Yaşın genç dedim. Hani daha teknik aynen. adam olarak. Evet. Yeter ki hani üzerine koy teknik anlamda deneyim kazan ki kazandılar. Bunların evet. hepsi. Ondan sonra Cengiz Hoca geldi. En doğru işte hep konuşuyoruz burada. En doğru tercih oydu. Gelirken de sen yazılarında sık sık onu işliyorsun. Tabii. Gelecek sezon değil. Geçmiş. Yani %99 kümeye düşmesi kesinleşmiş bir takıma geldi biliyorsun. Evet. Dolayısıyla bütün hesapları zaten yönetimle konuşmaları da o şekildeymiş. Önümüzdeki sezonun planlarını, programını yapacak. Tabii. Yani bu nedenle gelmiş. Ama doğrusu oydu. Osman abi az önce söyledi ya, yani artık Eskişehir Spor küme düşmüş. Yani küme düşmesi kesinleşmişti. O saatten sonra ben yani elinde sihir dernek yok ki hocanın hemen futbolcuların bir diyetisi de futbolcuların her maçı kazanmış olsaydı. Aynen. Cengiz Hoca'ya burada bir hemen değinmişken şu anda biliyorsun Darıca Gençler Birliği'nde. Darıca Gençler Birliği'nde ve takımı en alttan ikinciydi gittiğinde. İlk hafta şeyle oynadılar onlar. Beraber çarşı. Kaldır. Beyoğlu Çarşı. İstanbul deplasmanında evet. ki o güçlü olarak kabul edilen bir ekip. Üçüncülükte. Ondan golsüz berabere kaldı. Hemen akabinde lig ikincisi Kuşadası Spor'u 2-0 yendi. Evet. Birisi üstten ikinci, biri alttan ikinciydi. 2 haftada 4 puan alıp yani takımı orta sıralara yakın hale getirdi. 2 haftada da. 2 haftada. Tabii daha önümüzde çok maçlar oynanacak. Maçlar oynanacak ama yani şöyle elinin değdiğini belli etti Darıca'da bir anda. Evet. Çünkü bitmiş bir takım olarak görüyorlarmış Darıcalılar bile takımı. Yani umutlarını daha ilk haftada biz nasıl kestik Eskişehirspor'dan. Neyse. Ondan sonra da tabii ona çok ilginç, onu çok erken gönderdiler. Çünkü söz vermelerine rağmen 11 maç kalabilmiş. Bak en az kalan o. Cengiz Hoca. Cengiz Hoca, Coşkun Hoca da 12 maçı varsa onu pas geçmeyelim. Evet. 12 maç kalmış.
Ondan sonra ve Cem Karaca geldi. Hiç beklemiyorduk biz Cem Karaca'nın hani buraya hoca olacak. Ha bir de şimdi baktın mı onun da CV'si çok böyle parlak bir değil. Yani hiç. Hangi takımda çalışmış bakıyorsun. Yani bir başarısı da yok çalıştığı takımın. İsmi de Türkiye'de çok fazla tanınan bir isim değildi. Ama nereden çıktı, nasıl geldi bilmiyoruz. Eskişehir Spor birden geldi, teknik direktör oldu. Hepimiz şaşırdık yani. Gerçekten, nereden çıktı bu? Gerçekten. Belki hadi bir şans verildi. Hani derler ya, genç futbolcuya, genç teknik direktörlere şans vermek lazım. Mesela Konya Spor'da İlhan Palut var. Verilen şansı çok iyi kullandı. Ömer Erdoğan, Hatay Spor'da verilen şansı ama çok hocam, iyi. Ama hocam onları bakıyorsun CV'sine yani. Yok. Şimdi. Ya, hayır. Şu açıdan söylüyorum. Yani Cem Hoca'nın bir başarısı yok. Onların işte yine ben de geçmişte oraya bir başarısı var yani. Onlar verilen şansı gayet iyi kullandılar. Evet. İyi de gidiyorlar ligde. Takımlarını yani oldukça özgüveni kazanmış, evet. İyi puanlar alan bir takım hale getirmiş. Geçen Galatasaray'la oynadılar. Başa baş oynadılar. Evet. Bir ilk dakikalarda attığı golle zor kurtardı 3 puanı Galatasaray. Ve sonra Cem Karaca'da 8 hafta dayanıldı. Çünkü artık yolların ayrılması gerekliydi. Dediğin gibi ilginç demeçler vermeye başladı. Takım dedi artık dedi hani 5-6 gol yiyordu bu alışkanlıkları kalmıyor gidiyor takımın. Şimdi adama sorarlar. Yani senin oynadığın lig nerede? Bir üst TFF birlik nerede? Yani. Yani onları falan yani yanlış mı? Süper Lig ayarında bir lig orası yani. Süper Lig'den arasında çok büyük fark yok TFF birliği gerçekten. Ama bizim ligle, Beyaz Grup ikincilikle TFF 1 arasında çok fark var uçurum. Görüyorsun bir 3 pası, 4 pası yaptığı zaman fena takım değil demeye başladık ya. Yani. Bazen birçok maç kör dövüşü içinde geçti. Evet. Mesela ilk maçımız bizim. Hani 2-1 kazandığımız Karacabey. Karacabey, Bursa Karacabey maçı tamamen bir kör dövüşü hani ortaya böyle futbol adına güzel hareketler yoktu. Kombine ataklar, bilinçli kontra ataklar falan yoktu. İki pozisyon yakaladık attık. Evet. Futbol böyle. Şimdi böyle olunca Cem Karaca'dan sonra ben açık söyleyeyim. Çünkü ekonomik durumumuz iyi değil kulüp olarak. Bir taraftan yönetim, başkan bak en son Özgür Çekin de dosyasını kapatmışlar. Hakikaten takdire şayan bu verdikleri. Ama teknik anlamda, teknik direktör anlamında yani yapılan tercihleri ben hayret ediyorum bazen. Ben açık söyleyeyim, akıllı davrandıkları için, türbünden de geldikleri için Eskişehirli bir hocanın geleceğini tahmin ediyordum. Ekonomik anlamda da aynı zamanda. Yok ben çünkü, tahmin etmiyordum. Çünkü şu anlamda tahmin etmiyordum. Biliyorsun sezon başında beraber ziyaretimizde ben orada konuyu açmıştım. Eskişehir'i bir hocayı getirdiğinden azından daha hoca belli değil diye takım başladı ya. Çok fazla sıcak bakmadıklarını gördük Eskişehir'i bir hocaya. Yani Eskişehir'de hocalar bunların gözünde yanlış anlamasının bir özü gibi görünüyor sanıyorum. Onlara bir yaklaşım, onlara bir şans tanıyalım girişinde yoklar. Dışarıdan gelen hocalar daha kıymetli oluyor demek ki yani. Evet, yani Eskişehir'in kaderi. Eskiden ben hatırlarım, siyasetçiler, milletvekilleri Eskişehir'den değil, Bitlis'ten, oradan, buradan Eskişehir'e gelmiş şeyleri daha çok Eskişehir sahip çıkardı. Evet. Cerrahi, tıp dalında, efendim sporda, sanatta çok enteresan. Sonradan, insanın doğduğu değildir vatanı, doyduğu yerdir. Buna saygı duyarım. Yani belki birçoğu bizden daha Eskişehirlidir. Evet. Buna saygı duyarım ama bizde maalesef böyle bir eğilim var Eskişehirlilerde. Mutlaka. Şimdi ben açık söyleyeyim. Önce mesela Orhan Türkmengil'i, Cemal Yavuzoğlu, Güven Sabaz'ı, Emre Özbayar'ı, aklıma ilk gelen isimler. Bunlardan biri bu takımı götürebilirdi bu ligde. Yani onlar deneyimli, şehir dışında çalışmış hocalar yani sıradan. Ama sanıyorum hiçbiriyle bir görüşme yapmadılar. Ve Suat Kaya, Osman Taş'tan sonra Kaya da geldi kulübe. Bakalım hayırlı olsun. Ama ben şunu açık söylemek lazım. Suat Kaya'nın da çok başarılı olacağını yani zannetmiyorum. Hayır, zaten çok başarılı olmasını istemiyoruz yani Eskişehir olarak. Ligde kalsın yeter diyorsun. Şimdi hayır,
futbolcu yapısına bakıyorsun. Yani bu futbolcularla buradan alıp da ligi ilk 6 içerisinde bitirelim diye beklentimiz yok. Veya en azından orta sıralarda da bitirelim diye beklentimiz yok. Çünkü futbolcu kalitesini biliyoruz. Yani Eskişehirspor'la önemli olan lig tutabilmek. Lig tutabilse bence şampiyon olmuş kadar büyük başarıdır yani. Şimdi kesinlikle öyle. Ben de aynı şekilde katılıyorum ama açık konuşayım. Yani herkes çok umutlu. Her değişimde insanların umut yaşaması kadar doğal bir şey olamaz. Kabul ediyorum bunu. Evet. Ama yıllardan beri biz bu tribünlerdeyiz. Gençliğimizde iyi kötü bir futbol oynadık. Fakat sana dürüstçe söyleyeyim. Çok umutlu değilim. Eğer ben çok yanılmayı isterim. Çok yanılmayı isterim. Mesela bizim Serdar Hoca. Serdar Hoca bile takımın başında rahatlıkla götürecek bir efsafa, bir kaliteye sahip. Serdar Hoca mı diyorsun? Evet. O da ne hikmetse hiçbir zaman elini taşın altına koymuyor yani. Bak onu hocam, da çok garip. Öyle deyince pro lisansı sahip bir arkadaşımız. Tabii. Elinde pro lisans var. Futbolun içinden gelmiş. Evet. Şimdi geçen yıl daha elinde lisansı olmayan bir hoca geldi. Başkasının lisansını kullanarak takımın başında sahaya çıktı hoca olarak. Ama Serdar gibi bir kardeşimiz, arkadaşımız elinde pro lisansı var. Takım çalıştıramıyor. O zaman o pro lisansını yırtman dedi. Ne diyorsun ki yani bir işe yaramadıktan sonra? Yok hani bazı doktorlar, mühendisler meslekte başarılı olamaz. Ama özel altın kaplamalı çerçeveyle büroların ofislerine asarlar onu. Biliyor musun? Yani yırtmasın. Ama bir işe yaramadıktan sonra yırtmasın ne olacak hocam? Göstermedik. Orada ben pro lisansım var. O ama pro lisans bir işe yarıyor mu? Yaramıyor. Pro lisans aslında çok önemli bir. Yani pro lisans sahibi olduğu zaman Avrupa'da bile... O kolay kolay alınmıyor. Herkes alamıyor. Avrupa'da yani bile takım çalıştırabilirsin. Yani o anlama gelir pro lisans. Neyse... takımın başına öyle ya da böyle. Ben sen diyorsun ben Eskişehir'i beklemiyordum. Ben bekliyordum açık söyleyeyim. Çünkü ekonomik anlamda da takım güçsüz. Takımın bir tek ayakta duran dimdik bir seyircisi var. Evet. Taraftarı var. Bir futbol kültürü var Eskişehir'in. Yani yıllardan beri gelen. 1965'ten değil. 1930'dan gelen. 1930'da ne oldu? Eskişehir Demirspor kuruldu. 10 yıl sonra Eskişehir Demirspor. Tam 10 yıl sonra Fenerbahçe'yi yenerek Türkiye şu anda Süper Lig dediğimiz ligin şampiyonu oldu. Evet. Eskişehirspor bu başarıyı henüz kazanamadı. Yani taraftarlarımızın çoğu bilmiyordur. O şampiyonluk da tescil edilmedi bildiğim kadarıyla değil mi? Tescil anlamında değil. Şöyle tescil edilenler onun bilgisini de vereyim. Hepsi federasyona başvuruda bulundu. Gençlerbirliği evet. Var. Efendim Fenerbahçe'nin 9 tane var. Asıl bu işin organizesini yapan Ali Koç ve Fenerbahçe tabii, oldu. Evet. Çünkü o yıldız şeyi çıktı ya her 5 evet, şampiyonluğa evet. Bir. O zaman bir de federasyondan belirli miktarda bir katkı mali anlamda tabii. Katkı olacaktı. Demirspor da burada başvurusunu yaptı. Uzatmayayım. 1959 yıl Süper Ligi'nin kuruluşundan itibaren sayılıyor ligler. Yalnız Beşiktaş'ın 2 tane burada şeyi var. Fazladan bir şampiyonluğu var 3. yıldız alırken. Onu da yeri gelmişken belirteyim. 1957 yılında ligin şampiyonu Beşiktaş ve Şampiyon Kulüpler Turnuvası başlıyor Avrupa'da. Federasyona diyor biz gidelim diyor. Yani temsil edelim evet. Ülkemizi diyor. Tamam diyor federasyon. Ama ne oluyor? Unutuyor dönemin federasyonu. Yani başvuru tarihini geciktiriyor. O yanıyor. Orada bir kasıt mı acaba? Efendim? Onu bilemeyiz. Yani bile içinde evet. Olmadığımız için yorumlayamam. Yani 58 yılında da bir yıl sonra Beşiktaş yine şampiyon oluyor. Bu kez Şampiyon Kulüpler Turnuvası'na katılıyor. Ve ilk turda kimle oynuyor biliyor musun? Avrupa'nın devi, en büyük futbol takımı. Real Madrid'le. Yani başa başa oynuyor. Orada Varol Ürkmez vardır. Kaleci meşhur. Yani çok flaş bir 90 dakika çıkarıyor. Özellikle Madrid'deki 1-1-1-0 falan. Yani yanılıyor da olabilirim. Yeniliyor, eğleniyor. İşte daha sonra tahkim kuruluna başvuruda bulunuyor Beşiktaş. Biz diyor iki kez diyor Türkiye bizim suçumuz değil diyor. 57 yılındaki o federasyonun suçu. İkincisinde de Türkiye'yi temsil ettik diyor ve o 2 yılı tahkim kurulu, tabii federasyonun en önemli kuruluşlarından bir nevi anayasa mahkemesi gibi kabul ediyor ve
15 oluyor o zaman. Üçüncü yıldız alıyor. Sergen Yalçın'la 16. şampiyonluğunu aldılar. Yani. Şimdi biraz Buca maçını da konuşalım. Şimdi Buca evet. maçında o kazanılan penaltıyı penaltı diye değerlendiren de var ama çoğunlukla penaltı değil. Ben hakem olsam yani futbol oynamış, futbolun içinden gelen kişilere sordum da ben hakem olsam o penaltıyı çalmadım. Çünkü yani çok ciddi anlamda bir kasıt yoktu diye yorumladılar. Artı bir pozisyonda offside vardı, yediğimiz gol. O pozisyonda kesin olarak offside olduğunu söylediler. Maalesef sezon başından beri hakemler Eskişehirspor'un çok canını yaktı. Hani o verilmeyen penaltı, verilen penaltı neyse onlar olsaydı da Eskişehirspor galip mi gelirdi, baş beraber mi derdi tabii bilemiyoruz ama sonuçta hakem hatalarından dolayı tüm Türkiye'deki özellikle son yıllarda, son haftalarda pardon Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın hocalarının da çok yakındığı gibi Eskişehirspor'da hakemlerden çok yakın. Hatta Trabzon başkanı geçen hafta Fenerbahçe maçından sonra neler söyledi. Ali Koç neler söyledi. Yani Eskişehirspor'da çok canı yandı hakemlerden dolayı. İşte daha önceki maçta offside vardı, offside kaldırmadı. Trabzon'da Eskişehirspor'a da bir hizmet var. Trabzon Eskişehirspor'u vermesi gereken imzayı vermiyor. İşte benden benim sizden alacağım var. Alacağımı verin ondan sonra imzayı vereyim diyorum. Bu maçı da Trabzon'la hakem biliyorsun. Trabzon Buca maçına. Yani sanki kasıtlı gibi ben Eskişehirspor'un bu maçta da başarısız olmasını istiyorum gibi bir yorumlandı Eskişehirli taraftarlar arasında. Ama ne oldu? Şimdi Merkez Hakem Kurulu Başkanı istifa etmek zorunda kaldı. Yoğun tepkilerden Serdar Tatlı, sonra. Evet. Merkez Hakem Kurulu'ndan istifa eden üyeler oldu. Sonuçta Merkez Hakem Kurulu herhalde bu yapılan yanlışlardan veya yapılan olumsuz yorumlardan nasibini aldı ki bırakmak zorunda kaldı. Bu Buca maçtaki pozisyonları izleme şansın ne oldu senin? Tabii. Buca maçını da izledik. Biraz evvel söyledin hakem genel olarak bir de hakem gerçi Saim hocamız var bizim hakem evet. hocamız. Onu da başı sağ olsun kayınbiraderini evet, kaybetmiş galiba. Hatta programa gelmeden önce aradı. Sohbet ederken ona da sordum ben Saim hocama. Dedim ki Buca maçtaki penaltıyı nasıl değerlendiriyorsun? Kesinlikle penaltı değildi. Tabii görüş meselesi bu. VAR falan da yok zaten evet. biliyorsun liglerde bizim. Şimdi hakem faciaları bu sene çok yaşanıyor. Çok bunu kabul ediyoruz. Onu da şöyle açıklamıştık. Geçen hafta konuştuk. Hani bir profesyonel hakemlik konusu çıktıktan sonra hani aynı anlamda yani parasal anlamda evet. onların çok iyileştirildi. Tabii eskiden anlamda... kamu kurumundaki memurlar, işçiler, assubaylar, subaylar çoğunlukla hakem olur. Bir ikinci meslek evet. dalı değildi hakemlik. Yani ama şimdi öyle değil tabii. Başta Cüneyt Çakır bayrağı çok yükseklere götürdü. Fırat Aydınuslar, evet. Ali Şansalanlar, Palabıyıklar falan. Ama Türkiye'nin dışarıda bu hakemler hepsi yetenekli. Bizim Suat Aslanboğa da öyle. Şehrimizin hakemi. Evet. Yalnız yurt dışında maç yönettikleri zaman çok rahat maç yönetiyorlar. Ve çok başarılı oluyorlar. Ama ne hikmetse kapı Türkiye'de. Kuleden içeri girdikleri zaman tanıyamıyorsun. Mesela Cüneyt Çakır'ı Türkiye'nin bir numaralı eyyamcısı olarak ilan etti. Türkiye'nin ünlü spor yazarları evet. biliyorsun. Şimdi Eskişehirspor'da tabii 3 lig altta oynuyoruz biz. Hakemler deneyimli değil. Süper Lig hakemleri gibi tabii. FIFA hakem verilmiyor. Arada bir TFF bir. Birinci lig hakemleri bile TFF bir var arada yani, tabii evet. ki. Ondan sonra tabii yolun başında olan hakemler de var. Ama komplo teorilerine ben inanmak istemiyorum. Mesela Trabzon'la olmuş bitmiş bir olay var. Tam tersine. Ama hocam Trabzon başkanı bakın yani olmuş bitmiş de Trabzon başkanı hala imza vermemekte diretiyor. Eskişehirspor'a neler söylediği biliyoruz. Yani. Geçen daha yakınlarda Eskişehirspor'la ilgili açıklamaları var. Eğer yani, o hakem kimlikli, kişilikli, adil bir hakemse Trabzonspor başkanı ne derse desin sahadaki gördüğünü çalar. Yani eğer kimlikli, kişilikli bir hakemse.
Yani Ağaoğlu istediği kadar konuşsun. Tam tersi, iki şehrin arasındaki bir detantı yani sağlar, bir yumuşama olur yani. Daha ondan kimse bir şey de istemiyor. Adil olsun yeter. Tabii, aynen. Yani takdir haklarını kullanırken onu dahi eşit kullansın. Sürekli rakip takımı takdir haklarını kullanmasın. Ben ona pek yani... Şimdi hocam ama bakın, yani Buca maçında özellikle kesin net pozisyonlar. Yani Eskişehir Sporu futbolcuları, sen Buca Sporlu futbolcusun, ben sana sert giriyorum. Hemen bana sarı kartı gösteriyorsun, itar yapıyorsun. Aynı pozisyonda sen bana yapıyorsun, sana hiçbir şey göstermiyor veya seni ikaz bile etmiyor. Hataları olabilir ama sahanın içindeki söylemler, hakaretler, mimikler, tavır ve davranışları onlar yakından görüyorlar. Anlatabildim mi? Dolayısıyla hakemlere ben tabii bugün şimdi sosyal medyada programa girerken gördüm. Kazım Başkan ikinci mektubunu göndermiş. Evet. Duydun mu onu, haberin var mı? Bilmiyorum, federasyona. Evet, evet. İlk mektubuma cevap verilmedi diyor. Şimdi Fenerbahçe'ye hemen çok kısa değiniyorum. Trabzonspor aslında kötü oynamadı. Şimdi çok yıldız futbolcuları var. Hani yapılan hareketler, aynen, mesela bir tanesinde o Kim, Güney Koreli'nin Greco-Roman güreşçi, yani belin üstündedir biliyorsun Greco-Roman güreşleri. Evet, evet. Belinin üzerinden çift koluyla sarıldı. Orada şimdi ikinci sarı kartı, hı, görmesi kadar doğal bir şey olamaz. Yani sonuçta hakemlere de aşırı bir yüklenme var. Ama hakemler de bu sene diğer yıllarda olduğu gibi dökülüyor. Bunu da ben kabul ediyorum. Dolayısıyla Ali Koç'un çok fevri bir çıkışı vardı. Yani neden dökülüyor? Sezon başında bunlar aynı futbol takımları gibi sezon oyuncuları işte antrenman yapıyorlar. Şey fizikmiş, hekim kontrolünden geçiyorlar. Ama yani bunlara rağmen maçlar başladığı zaman yani çoğunda hem yani adil olması gerekiyor. Bunların bir şansı daha var. Sağaçta adalet daha. Bir şansları daha var bunların. VAR sistemi diye bir olay, evet, var. Kaçırdığı, göremediği çok, aynen, kritik pozisyonları VAR odasından çağırıyorlar. Görüyor, bir kere daha aklıyla ve vicdanıyla baş başa düşünüyor. Bir kez daha ondan sonra kararını veriyor. Ya devam diyor ya da aleyhte karar, evet, verebiliyor. Bu şanstır yani, VAR olması aslında futbolun. Gerçi futbolun hızını kestiğini, yani zaman zaman duraklamalara neden olduğunu, bir de top oynanırken VAR'dan, bir de VAR'ın da çok seri hareket etmesi lazım. 5 dakika geçmiş VAR hakemi şey etmiş. Orada tecrübeli hakemler olması lazım. Yani, tabii. Evet, yani orada tabii, futbolu bırakmış, evet, deneyimli, faal hakemleri tabii, orada ben vermem görüyorum. Evet. Çünkü faal hakemlerin herhangi bir eleştiriye uğramaktan korkuyorlar. Aynen. Bir hafta, iki hafta sonra maç alamayız şeklinde korkuları var. O, belki kiminin kooperatif borcu vardır, kimi ev almıştır. Tabii, şu canım, tabii. Bir gelirine dayanarak hani bir borca gider insanlar. O korku, yani o şeyle, o nedenle insanlar VAR odasında da büyük camialarının karşısına aleyhine karar vermekte zorlanıyorlar. Çok bariz olmadıktan sonra. Dolayısıyla dediğin de doğru. Çok deneyimli eski hakemlerin VAR odasında, evet, pozisyonlarda daha iyi etüt eder. Tecrübeleri daha fazladır. Daha iyi izlerler ve ona göre çağırırlar hakemleri. Dolayısıyla hakemlik müessesesine Ali Koç çok büyük hakaretler etti, onu söyleyeceğim. Orada ceza verdiler zaten. Yani mutlaka, çünkü kokuşmuş ve çürümüş bir dedi kurum dedi. Yani hata, kötü yönetiyorlar, takımın önüne geçiyorlar, her başarımızı gölgeliyorlar gibi ifadeler kullanabilir. Ama kokuşmuş, bütün insanları aynı kefeye de koymak yanlış. Değil. Fenerbahçe yalnız takdir ettim. Lobilerinin güçlü olduğunu bir kez daha kanıtladılar. Çünkü Beşiktaş'ın da zaman zaman Galatasaray'ın da hakkı yeniyor ama bir hakem MHK başkanının kellesini ama alamıyorlar. Ben ona bağlamıyorum hocam. Ben, yani ona bağlamak çok doğru değil. Çünkü yani dedim ya, bak Fenerbahçe'den önce Beşiktaş'ın başkanının çok ciddi anlamda hakimleri eleştirdi. Trabzon başkanı çok ciddi anlamda hakimleri eleştirdi. Belki o maç bardağa taşınan son damla olmuş olabilir. Çünkü yani sadece Ali Koç'un konuşmasından sonra değil, işte ondan önceki konuşmaları da üst üste koyduğun zaman demek ki artık bardak taştı dediler.
ister istemez istifa etmek zorunda. Veya yukarıdan federasyon başkanlarıyla bir baskı geldi, istifa edin diye, onu da bilemiyoruz. İstifa etmek zorunda kaldılar. Doğrusunu yaptılar. En azından hani gelen tepkilerin üzerine o tepkileri biraz aşağı indirmeye çalıştılar diyelim. Gelelim tabii, takımımıza. Gelelim hocam. Şimdi buca başı dedik, olaylar çıktı buca başından sonra işte. Maçın ilk yarısında hakeme tepkiler gösterildi. Bir yöneticimiz elindeki cep telefonundan penaltı pozisyonunu gösterdi. Penaltı pozisyonunu. Hocam izleyin bakın, burada penaltı değil gibi. Ona ceza gelmedi ama sanırım. Ona gelmedi. Orada bir hani küfür yoktu. Sadece hocaya yani bu pozisyonun penaltı değil veya işte offside değil diye, izler misiniz diye bir şey oldu, ricası oldu. Küfür yoktu. Ama mesela maçtan sonra rakip takımın teknik direktörünün sözde biz tribündeydik, duymadık ama bizim Eskişehir Spor Kulübesi'nde bir masörün sikaplı sözleri olduğu iddia ediliyor. Ona menmüsü, dört maç mı? Dört evet, bizimkiler de onlara karşı tepki verdiklerini gösteriyor. Şimdi bizim herhalde bak o yok. Bizim futbolcumuz onu görmediler veya Eskişehir'ler Eskişehir Spor Kulübesi'nden rakip takımın teknik direktörü üzerine bardak fırlattı. Pet bardak. Evet. İçi su dolu pet bardak. Bunu herhalde gözlemci görmedi, hakemler de görmedi. Onu rapora yazmamışlar ama sonuçta bunlar çok yanlış tabii. Tribünlerden yani tribünlerden de geldi. Evet, ciddi anlamda. Hatta evet, bırakın tribünleri. Şey dediler. Ben gözlemci raporunun gözlemciyle konuştum. Gözlemci iki dosya yaparak rapor yazmış. Eskişehir Spor yöneticileri de attı bardak dedi. Evet, hemen, çok ilginç. Evet, yani gözlemcinin de oturduğu yer, yöneticinin oturduğu yerin hemen altında olduğu için olaylar çıkınca ben yukarı doğru baktım tribünden dedim. Eskişehir Spor yöneticilerin de onların da oturttuğu kulübeden oturttukları yerden hakemlere veya şeyin üzerine bardak fırlattığını söylediler. Şimdi Eskişehir Spor'a bu olaylardan sonra 8 bin lira para cezası geldi. Aynı olaylar nedeniyle iki kez taraftarın ev sahibi ekibinin iki defa gerçekleştirmiş olduğu olaylardan dolayı da 4 bin lira ayrıca bir para cezası gerçekleşti. Aynı müsabakada Eskişehir Spor Kulübü Masörü Hikmet Demiraç'ın hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemlerine yönelik hakaret nedeniyle 3 ay mahrumiyet cezası aldı. Evet. Şimdi tabii çok yönetim başkan zaten sakin. Onu evet, görüyoruz her zaman. Mantıklı, akılcı. Ama yöneticilerinin de yanındakinin serin kanlı olması lazım. Artık tribünde değiller. Hep övünüyorlar ya tribünden geldik, evet, tribünden geldik. Ama artık tribünde değiller. Hatta, protokoldeler evet, artık. Evet, yani güzel bir konuya temas ettin. Maçtan sonra Eskişehir Spor yöneticiler rakip takımın soyunma odası, hakimlerin soyunma odasının tarafına giderek biraz yüksek sesle konuşmaya başladı. Bu arada ben ne oldu diye sesle girdim de içeriye girdim, baktığımda yöneticiler bağırıyor ama Mehmet Şimşek de yöneticileri yatıştırıp dışarıya, ıslat dışına çıkartmaya çalışıyordu. Onlara sakin olmaları konusunda telkin ediyordu. Vallahi iyi ki Mehmet Şimşek var ya. Yani. İyi ki. Şimdi çok güzel bir konuya değindi gene. Arkadaşlar eğer hazırsa orada bir şey var, bir soyunma odaları var. Çok ilginç bir tweet gördüm. Hı hı. Onu çok güzel şu anda geldi ekranlarımıza. Evet. Mesela geçen hafta Erzurumspor Altınordu Erzurum deplasmanına çıkmıştı. 2-0 falan galipler miydi öyle bir şey. Sonradan yaklaşık 6-2 bitti maç yanılmıyorsam. Evet evet. Aynen. Yani ne morallerini bozdular bir, yani burada bir terbiye var, evet, bir ekol var, futbol ekolü. Bak ne Erzurumspor ne diyor? Türk futbolunun sizin gibi kulüplere ihtiyacı var, yolunuz açık olsun diyor Altınordu'ya. Altınordu ne paylaşmış? Erzurumspor maçından sonra her zaman olduğu gibi soyunma odalarımızı nasıl bulduysak öyle bıraktık. Evet, tertemiz. İşte futbol böyle evet, olmalı, futbol. Ve şunu da dipnot olarak söyleyeyim. Eskişehir'in değerli, önemli hocalarından biri de geçtiğimiz hafta
Erzurumspor bir Eskişehirli çocuğu altyapısına kazandırdığı için reşit olmamış yasalar anne babanın rızasıyla verebiliyor. Hırsız diye hitap etti. Onu sen duymamış olabilirsin, evet, belki. Duymadım. Yani Altınordu'ya hırsız şeyi de çok ağır bir hakaret oldu ama takdir edenler de var. Yani. Yani, evet. Neyse, teşekkürler arkadaşlar. Sonuçta takımımız bizim istenilen futbolu bir türlü oynayamıyor şu anda maalesef. Ama dedi ki hocam, yani onları oynatacak başında hoca olacak yani. Kesinlikle. Şimdi hocanın yeteri kadar bilgisi yoksa, hocanın bilgi dağarcığı çok geniş değilse, o 16, 17 yaşta, 18 yaşında çocuklara ne verebilir ki? Şimdi sınıftaki öğretmenden bahsedin. Herkes okula çocuğunu yazdırırken öğretmen arayışı içerisine girer. Ya şu en iyi öğretmen kimdir? Benim çocuğuma en iyi dersi kim verebilir? Araştırır ve o öğretmene çocuğunu vermeye çalışır. Aslında bu yanlış. Yani öğretmen olarak değerlendirir. Yanlış. Öğretmenler hepsi bilir ama şimdi her bilgi dağarcığı daha fazla, bilgi yeteneği daha fazla bir hocanın o 16-17 yaşında çocuğa verdiği yetenekler, bilgiyle, beceriyle yani biraz daha vasat bir hocanın verdiği yetenek, bilgi tabii daha farklı olur yani. Evet, özellikle Cem Karaca ilk haftadan beri biz burada ilk programımızda da söyledik. Savaşacağız, savaşan takım olacağız. Bir de ne sert mi demişti? Evet. Yani. En sert. Hayır, savaşa mı gidiyoruz? Değil mi? Eski, evet. Savaşmam gideyim. O zaman elinde tüfekler nerede? Tüfekler de versin de savaşsınlardı. İşte şimdi ama onun sonuçlarını bak burada mesela Karacabey maçında 6 tane sarı. Şanlıurfa maçında 5 tane sarı. Kırklareli maçında 3 sarı. Pazarspor maçında Rize'nin ilçesi 4 tane sarı. Ahmet Sportif maçında 4 tane sarı. Kömürspor, Zonguldak Kömürspor maçında 3 sarı ve Buca 1928'de 2 tane sarı. Evet. Bu da kırmızı, toplam 27 tane sarı var. Bir de Şanlıurfa maçında 2 kırmızımız, Ahmet maçında da 1 kırmızı. Yani tam 30 tane kart görmüşüz şu anda biz. Daha ligin başındayız yani. Ligin başındayız. İşte savaş böyle olur, savaş. Yani. Hayır. Hayır, yani, yanlış yani, ironi evet, yapmaya şu anda çalışıyor. Türk yeri, bırakın bizim ligi, Türk yediklerinde şu anda en çok kart gören takım Eskişehirspor yani. Evet, bu gidişle hep dedik ya Guinness Rekorlar kitabına girer böyle yani sezon sonu bu. Ama Suat Kaya mutlaka en azından deneyimli, pırıltılı bir futbol yaşamı var. Yani. Özellikle 2000'li yıllardaki UEFA şampiyonu olan takımında en önemli isimlerinden biriydi. Galatasaray'da. Galatasaray'da tabii. Şampiyonu, UEFA şampiyonu evet, olduklarında işte Emre Belözoğlu o zaman Galatasaray'daydı biliyorsun. Hacı. Müthiş bir kadroları vardı o zaman Galatasaray'ın. Dolayısıyla Suat orada çok önemli işlere imza atan bir futbolcuydu. Ama teknik direktörlük işte hep söylüyoruz ya farklı diye. Şimdi Eskişehirspor'a geliyorlar. Apoletleri var ya omuzlarında, böyle boş olan apoletlerine bir yıldız takıyorlar. Evet. Eskişehirspor yazan bir yıldızı. Tabii. Yani en 5 hafta, 7 hafta, 10 haftada ayrılsalar bile Eskişehirspor'da teknik direktörlük yapmanın ayrıcalığını tabii, yaşıyorlar. Tabii CV'lerde yazacak. Eskişehirspor'da çalışırız diye. Tabii, yani. Tabii. Yani, şimdi Suat Hoca hemen göreve geldikten sonra benden faydalanmaları lazım bu futbolcuların demiş. Benden ne kadar faydalanırlarsa onların ilerleyen spor hayatları için çok güzel şeyler çıkacaklarına inanıyorum. İlk etapta benden daha fazla koşma çabalarına girecekler. İnşallah bunda muvaffak olurlar. Eskişehirspor genç bir kadroya sahip. Ben de gencim. 54 yaşındayım ve genç kalmaya çalışıyorum. Mesleğe altyapıdan başladığım için çocuklara çok önem veriyorum. Kabuğundan çıkarmaya çalıştığım çok oyuncu oldu demiş. Abiler olmaya çalışacağım demiş. Hatta bugün onları çalıştırdığım takıma baktığımda onlardan daha büyük çocuklarımız var bizim ekibin demiş. Tanıdık isimler de var tabii ki Suat Hoca'nın ekibinde. Kimler var mesela? Bir de şunu söyleyelim. Bir artı bir sözleşme yaptılar. 2 yıllık sözleşme yaptılar. Biri opsiyonlu olmak üzere. Şimdi merak edenler olabilir. Yani 2 yıllık sözleşme yaptınız ama
Diyelim ki 5 maç sonra, 10 maç sonra hoca başarısız oldu, göndermek zorunda kaldınız. Şimdi 5 yardımcı hoca, bir de kendisi var 6. 6 kişiye daha mı borç ödemek zorunda kalacak Eskişehirspor diye kafalarda bir soru işareti olabilir. Ama bu sözleşmede kesinlikle tazminatçısı koymamışlar, tazminat işi yokmuş yani. Tabii, yani, tabii. Öyle yani, de olmalı. Herhangi bir olumsuzlukta onlara hem tazminat ödemeyecek. Mesela Serhat Kaya var, Volkan Kilinci var, Mithat Çulcuoğlu var, Ali Gök var, Serkan Yiğit var, Necdet Kuru olmak üzere 5 yardımcı hoca da beraber çalışacak. Necdet Kuru'cu Eskişehirli bir teknik evet, adamı olduğunu evet, söylüyorlar. Evet, Eskişehirli diyorlar. Verdim. Ama senin sözlerinin başında yani bu takımı, bu gençleri yetiştiren, emeği olan, iyi tanıyan, onlara evet. hem fiziksel hem teknik, hem de psikolojik anlamda bunları yakından bilen hocanın bir tanesi mutlaka Suat Kaya'nın yanında yer almalıydı. Bu da hata mesela. Bu aynen. da bir hata. Çocuklara önem veriyorum demiş. 14 sezondur takım çalıştırıyorum dedi Suat Hoca. Bu süreçte 11 farklı takım çalıştırmış 14 yılda. 362 maçta 152 galibiyet. 1.52 puan ortalamasına sahip. Futbolculuğunda 15 kez milli takım formasını giymiş. 54 yaşında bir genç hoca. Evet, şimdi tabii önümüzdeki bir zorlu maç var. Cumartesi günü saat 13'te oynayacağız. Bu maçı başta tabii Suat Hoca çıkacak teknik direktör olarak. Hafta içerisinde geldi. Hani olası bir mağlubiyet alırsak bu mağlubiyeti hemen Suat Hoca'ya yakıştırmak doğru olmaz. İki günlük bir antrenmanın sonucu çocuklara istediği performansı, istediği oyun düzenini sağlaması mümkün değil. Tabii, bundan tabii. sonraki maçlarda alacak galibiyet veya mağlubiyetleri hocaya bağlayabiliriz. Tabii yani Cengiz Hoca da hiç unutmuyorum geldi. Altay'la mı oynadıydık? Bir gün sonra evet, evet. Altay'la oynadıydık. Aynen, evet. Farklı bir yenilgi aldık. Ama tarihlere baktığın zaman, şeyi açtığın zaman Cengiz Hoca'nın şahanesine yazılıyor bu yenilgi biliyor musun? Tabii hani, tabii. Sonuçta Suat Hoca'nın yani önemli olan bu çocukların motivasyonu çok önemli. Savaş değil de futbol oynamaya aynen. motive edilmeli bunlar. Rakibe değil de sertlik. Topa sertliğe yönlendirilmeli. Yani hep söylüyoruz, takımı, rakip takımın oyun sistemini bozarak değil, hani aşırı koşarak değil, evet. boş koşular yaparak değil. Yani bir sistem içerisinde inşallah oynatmaya çalışır Suat Kaya. Yani düşüncemiz şu anda bu. Bu arada hemen Fuat Hoca da Eskişehirspor'u çalıştıran Fuat Çapoca da Samsun Spor'a da imzaladı. Sözleşme imzaladı. Kendisi de başarılar diyelim. Samsun Spor şampiyonunu oynayan bir ekip. İnşallah Fuat Hoca'ya hedefine ulaşır. Hemen 2 dakika süremiz kalmış. Öyle mi? Evet. Ankara Konya deplasmanından bahsedelim. Eskişehirspor Cumartesi günü saat 14'te Konya Karatay'la karşı karşıya gelecek. Bu maçta orta hakem Burak Olçar düdük çalacak. Yardımcısı ise Yusuf Susuz ve Faruk Yiğit yaparken maçın dördüncü hakemisi Hakan Bas olacak. Hocam sen hemen... Şimdi artık hani programın sonuna gelmişiz evet. de önemli değil. Yani izleyiciler de 9. hafta maçlarını ve 8. aynı anda görebilirler. Şunu söyleyeceğim ben. Bu ligi Pendik Spor çok iyi götürüyor şu anda. Evet. Biraz evvel sen söyledin ama yarım kaldı. Kastamonu Spor tabii sel nedeniyle affını istemişti. Yani. Bütün hakları saklı tabii, kalarak durduruldu. Ama 3 takım düşecek. Yani 3 ayrı tabii, takım evet. düşecek. Bu bilinçle artık Eskişehirspor hareket edecek. Rakibi ben biraz etüt ettim, inceledim. Genellikle burada isim var. Zamanımız kalmadı. Büyük bir çoğunluğu yani altyapıdan gelen evet. ve Konya Spor'un altyapısından da gelen futbolculardan oluşuyor. 3 sezon, 4 sezon bile bir arada oynayan futbolcular var. Yani. Geçtiğimiz haftaki maçta da hani Buca için de aynı şeyleri söyledik. Baktığımız bir arada çok oynayan takımlar. 8 galibiyeti var. Yani pardon. 8 maçları 3 galibiyeti var. Evet. 3 galibiyet. Sonuçta zor maç, ciddi maç. Takımlar kendi evlerinde daha evet. agresif, daha tabii. saldırgan oluyor. İnşallah iyi bir hakem gelir. Çocuklar da yeni hocanın motivasyonuyla hakem yeni Ankara bir rüzgar. Bölgesinden
hoca Suat Hoca çocuklara konuşarak bir moral, motivasyon sağlayabildiyse belki işte, o etkili olabilir. Bir puan bile mesela tabii. Çocukların özgüveni gelmesi açısından çok önemli. Aynen. Yani bir rüzgardır. Yeni hoca geldi mi %90-95 o takımlar ya kötü de olsa beraberlik veya galibiyet alabiliyorlar. Tabii. Cengiz Hoca mesela bir telefonla görüştüm ben. Müthiş bir şey özgüveni geldi diyor. Bitmişti diyor takım diyor. Evet. Hayırlısı olsun inşallah puan ya da puanlar alırız diye noktayı koyalım bu hafta. Evet haftada. İnşallah. Çünkü en azından amacımız, hedefimiz, isteğimiz Eskişehirspor'un bu ligde kalması. Suat Hoca bu bir puanla bir puanla, bir puan üzerine ne kadar koyabilirse, ne kadar yukarılar yükselirsek Eskişehirspor için bir avantaj olacaktır. En azından sezon sonunda o düşecek 3 takım arasında Eskişehirspor olmaması. İnşallah diyelim. Ve pazar cuma günü saat 14'te oynayacak olan Karacabey maçında Konya Karatay maçında Eskişehirspor'a başarılar dilerim. İnşallah puan ve puanlarla Eskişehir'e dönerler. STV ekranlarında tabii canlı yayınlanacak yani. Maçımız her hafta olduğu gibi saat 14'teki Konya Karatay Eskişehirspor maçı STV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Tekrar bir konuda büyük özveri gösteren Es Grubu'nun yönetim kurulu başkanı Sayın Özgür Demirtaş'a teşekkür ederiz. Evet, son sözün. Vallahi söyleyeceklerimizi söyledik. İnşallah 5 hoca var. Bir de Suat Kaya var. Yani bunların artık normal bir seyirci gibi seyretmeyeceklerini tahmin ediyorum. Yerinde müdahalelerle yeni bir oyun formatıyla takımı motive edip sahadan puanla ayrılması en büyük dileğim. İnşallah hepimizin de. Sevgili izleyenler, bizden de bu haftalık bu kadar. Haftaya tekrar görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.